ekibi adına hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Elini sıkamadığım arkadaşlar var belki ama çıkışta tekrar görüşürüz inşallah. Bu sefer de değişik bir tesisimizde sizi ağırlamak istedik. Biliyorsunuz Radisson Blu Oteli. Yaklaşık 5 yıl önce yatırımını yaptığımız bir 5 yıldızlı otel. Daha önce Antil'de ağırlıyorduk. 200 metrelerde. Şimdi deniz seviyesine inelim dedik. Yani çok yoğunsunuz. Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İsterseniz oturarak devam edeyim. Bugünkü toplantımızın ana amacı öncelikle Antyapı'nın neler yaptığını tekrar bir gözden geçirmek ve yeni başlayacağımız Antipiloto projesinin tanıtımını yapmak. Öncelikle Antyapı'nın bugüne kadar neler yaptığını tekrar bir özetlemek istiyorum. Çünkü aranızda yeni katılan arkadaşlar var, daha önce tanışmadığımız arkadaşlar var, daha öncesini bilmeyen arkadaşlarımız var belki. O yüzden bu tekrarı yapmayı faydalı buluyoruz. Biliyorsunuz Antyapı yurt dışında taahhüt, yurt içinde yatırım projeleri yapan bir firma. Özellikle Rusya, Ukrayna ve Türkmenistan'da şu an faaliyetlerde bulunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız işlerin toplamı 7 milyon metrekareye ulaştı. 90'lı yılların başında profesyonel hayattan müteşebbis olarak başladığımız bu sektörde işte rahmetli Özal'ın yurt dışı açılım politikaları neticesi ithalat, ihracat ve bir takım küçük taşeronluk işleriyle başlayan faaliyetlerimiz bugün bu noktalara ulaştı. Bugün itibariyle yaklaşık 3 milyon metrekare inşaat taahhüt işimiz yurt dışında devam etmekte. Ve 3 milyar doları geçmiş durumda ciro olarak. Yıllık olarak da 1 milyar dolar ciro seviyesinde devam eden faaliyetlerimiz var. Daha önce birkaç arkadaşla görüştük. Çoktandır unuttuk Rusya'yı diyen arkadaşlarımız var. Daha önce yaptığımız ziyaretlerde yaptığımız projeleri sizlere tanıtmıştık. Bu sefer de inşallah sanıyorum önümüzdeki yıl Avrupa'nın en yüksek kulesi inşaatı tamamlanacak. Şu an kabası bitti. Seneye inceliş işleriyle beraber tamamlanacak. Onun tanıtımı için inşallah bir ziyaret daha yapmak istiyoruz. Ki ilk ziyaretimizde Mirax Kulesi vardı. 240 metre ile. O an için en yüksek kuleydi. Hatta hikayesini bazı arkadaşlarımız bilir ama bilmeyenler için diğer kuleyi Çinlilere verilmişti. O biraz daha yüksekti. Yaklaşık 270 metre civarındaydı. Hani Türkler siz çok yüksek yapamazsınız deyip bize kısa olanı vermişlerdi. Ve 2008 yılı itibariyle biz o projeyi bitirdik. Ve şu an hala Çinlilerin aldığı kule tamamlanamamış vaziyette. Yani uluslararası müteahhitler liginde biliyorsunuz 250 müteahhitler müteahhit firma arasında Türk 30 firmayla Türk müteahhitleri bu sıralamaya giriyor ve Çin'den sonra ikinci sıradayız. Ama biz o projeyle Çin'i de geçmiş olduk. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Daha sonraki ziyaretimizde 300 metre ile ulaştığımız Capital Tower kuleleri vardı. Onu ziyaret etmiştik. O da o gün için Avrupa'nın yine en yüksek kulesiydi. Ve en son bu 352 metre ile
Oko Tower diye adlandırılan proje işini aldık. Ve dediğim gibi kabası tamamlandı. Önümüzdeki yıl ince işleriyle bitmiş olacak. Onun yanında tabii birçok üst yapı projesi gerçekleştirdik. Hani kayda değer olan biliyorsunuz geçtiğimiz yıl sonu tamamladığımız ve geçtiğimiz kışın yapılan Soçi Olimpiyat Oyunları vardı. Orada büyük bir proje, spor kompleksi ve olimpiyat köyü gerçekleştirdik. Onu da başarıyla bitirdik. Ve bugün itibariyle yaklaşık 10 bin çalışanıyla 30 projede faaliyetlerimiz devam etmekte. Ki yani bir proje, mesela Mayak projesi var, yaklaşık 273 bin metrekare, hani 100 metrekarelik işte 2700 konutluk bir proje gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında terminal projesi var, Moskova terminal projesi, altında dev otoparklar, üstünde rezidanslar, ofisler, oteller olan, mağazalar olan dev bir proje. Bu da 230 bin metrekare büyüklüğünde yine devam eden bir işimiz. Yani 7 milyon metrekareye ulaştık derken, hani 100 metrekarelik yaklaşık 70 bin konut, hepsini konut olduğunu düşünürsek 70 bin adet konut üretmiş olduğumuzu da söyleyebiliriz. İşte INR'ce yayınlanan her yıl uluslararası sıralamada işte yüzlerdeyiz. 70. 80. 90. oluyoruz. Türk müteahhitleri arasında ilk 10 firma arasındayız. Yani bayrağımızı yurt dışında gururlu bir şekilde dalgalandırıyoruz. Bunun dışında Ukrayna'da bir projemiz var. Sky Tower isminde. Ki bu da açıkçası Ukrayna'nın en yüksek kulesi oluyor. Yani hedefimiz bu işlerimizi daha da geliştirip ilk 50'lere girmek, gerçek anlamda Türk müteahhitliği olarak Çin'i geçmek. Bu anlamda yurt dışı faaliyetlerimizle devam ediyoruz. Ayrıca Türkmenistan'da da Antçevre Teknolojileri diye bir firmamız var. Onunla beraber faaliyetlerimize devam ediyoruz. Burada çevre teknolojileri adına atık su, temiz su tesisleri gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl başladık. Birkaç tesis bitirdik. Şu anda orada da 100 milyon doları geçen 3 tane tesis inşaatı devam etmekte. Yani açıkçası biz biraz daha hani kuzey ve doğuda, Türkiye Cumhuriyetler'de faaliyet gösteriyoruz ve orada uzman olduğumuz alanda ve bölgelerde devam etmeyi hedefliyoruz. Hani soruluyor niye başka güney ülkeleri veya işte Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri. Ya açıkçası çok ciddi tecrübeli bir kadromuz var. Dolayısıyla bildiğimiz pazarda, bildiğimiz ekibimizle devam etmeyi hedefliyoruz. Onun yanında Türkiye'ye gelirsek, biliyorsunuz ilk 90'lı yılların sonunda Ataşehir bölgesinde projeler gerçekleştirmeye başladık. Ataşehir'den sonra Ümraniye bölgesinde bir takım projeler gerçekleştirdik ki açıkçası bu bölgenin ilk site konseptindeki projelerini gerçekleştirmiştik 2000'li yılların başında. Toplam bugüne kadar 3000 konut oldu bu civardaki projelerimiz. Ve en son biliyorsunuz hani en çok öne çıkan projemiz Antil Residence projesidir ki bu da İstanbul'un en yüksek ikiz kuleleri olarak değerlendiriyoruz 210 metre ile. Daha sonra açıkçası biraz daha alçak kent villası tarzında projeler gerçekleştirdik Riva bölgesinde, Çekmeköy bölgesinde. Ve bu yılın başında da başlamayı hedeflediğimiz 3 projeyle sizle tekrar buluşmuştuk. Bunlardan birincisi Beylerbeyi'nde, Boğaz'ın incisi bölgemizde 134 konutluk projeye başladık. Şu an itibariyle yarı etabı tamamlandı. Örnek daireler tamamlandı. Önümüzdeki yıl Haziran ayında teslim olacak. Onun dışında bahsettiğimiz mix bir proje vardı Ümraniye bölgesinde. Ofis, AVM ve Residence'dan oluşan. Bu projede de önümüzdeki ay kabalar tamamlanıyor ve önümüzdeki yıl Ekim sonu teslim edeceğiz.
617 konuttan oluşan 42 katlı bir residence bloğu oluyor. Açıkçası burada da hem inşaatımız hem satışlarımız gayet iyi gidiyor. %50'nin üzerinde bir satış hızı yakaladık. Ve son olarak bugün de bahsedeceğimiz Antiploto projesine başlamak üzereyiz. Onun tanıtımını ve sizler aracılığıyla yapmak istedik. Antiploto projesiyle ilgili Zeynep Hanım bir sunuşunu yapacak kısaca. Ama ondan önce hani niye Antiploto dersek, dediğim gibi bugüne kadar ofisten otele, işte residence'dan villaya, spor kompleksinden alışveriş merkezine, hastaneden çok amaçlı komplekslere kadar birçok inşaat gerçekleştirdik yurt dışında ve yurt içinde. Ama yatırım projesi olarak açıkçası ofis projesi Türkiye'de gerçekleştirmemiştik. O anlamda da ofis piyasasına giriyoruz. Bir anlamda bize gelen taleplere cevap veriyoruz. Hani bugüne kadar hep konut yaptınız, niye ofis yok? O anlamda da o talebe bir cevap vermek adına bunu yapıyoruz. Bir önemli konu da hani eksik gördüğümüz bir konu. Açıkçası bugün gazetelerde yazıyor maalesef, işte yine %10 üstüne çıkmış işsizlik oranı. Bu anlamda yani müthiş bir nesil geliyor. Aynı zamanda %6-7 civarında da yeni, işte 18 yaşını aşmış, çalışma hayatına giren bir nesil geliyor. Bu da %6-7 oranında. Dolayısıyla çok donanımlı, eğitimli, yani müthiş bir, çok güvendiğimiz yeni bir nesil geliyor. Onların çok bizden daha iyi şartlarda, daha iyi şart koşullarda, daha iyi binalarda çalışmalarını arzu ettiğimiz için böyle bir proje gerçekleştirmeye karar verdik. Açıkçası önümüzdeki aydan itibaren inşaatına ve satışlara başlıyoruz. Bu projede The New Business Trend sloganını koyduk. Çünkü birçok yenilik getirdiğimize inanıyoruz bu projeyle. Bunun detaylarını, alt detaylarını Hakan Bey ve Zeynep Hanım verecek biraz sonra. Yani residence kalitesinde ofis hedefimiz. Açıkçası işte bugüne kadar yaşadığımız ofisler, çalıştığımız ortamlar vesaireleri göze alınca neler eksik, neler istiyoruzu göz önüne alarak böyle bir proje gerçekleştirdik. Projemizin müellifi Mutlu Çilingiroğlu. Yani çok şık, yeşil bir bina gerçekleştireceğiz. Son olarak isterseniz bu projeye ilham kaynağı olan bir sevdiğimiz hikaye var. İlk bu dergimizde paylaştığımız, sizle de paylaşmak istiyoruz. Hayatlarını ormancılıkla idame ettiren iki arkadaş varmış. Malum işte sabah ormana gider, ağaç keser, tekrar evlerine dönerlermiş. Bunlardan birincisi sabah böyle hava aydınlanmadan işe gider, müthiş bir enerjiyle çalışır, hiç ara vermez, yemeği bile atlar, böyle acayip çalışan bir arkadaşmış. Diğer arkadaş da normal vaktinde giden, düzenli olarak işte öğlen yemeğine vakit ayıran, yorulduğu zaman dinlenen bir arkadaşmış. Sonunda bakmışlar, ya ikimiz de aynı koşullarda çalışıyoruz, acaba hangimiz daha çok kesiyoruz diye bir bakalım demişler. Bir hafta süresince gözlemişler. Sonunda bakmışlar, ikinci arkadaş daha çok ağaç kesmiş. Birinci arkadaş, ya inanamıyorum demiş, yani ben senden kesinlikle daha çok çalışıyorum. İkimiz de çalışıyorum neredeyse, nasıl olabilir böyle? Ya öbür arkadaş da gülmüş. Ya çok bir şey yapmıyorum demiş. Aslında yorulduğum zaman ara veriyorum, dinleniyorum. Bu arada da baltamı biliyorum. Dolayısıyla daha az çabayla daha çok ağaç kesiyorum. Öğlen tatillerinde yemeğime dikkat ediyorum. Enerji topluyorum. Dolayısıyla vaktinde gidip vaktinde geliyorum. Daha sağlıklıyım. İşte ertesi gün daha dinlenmiş olarak geliyorum. Bunun tek farkımız bu bence demiş. Biz de buradan yola çıkarak, yani bir ofis ortamında hani yemesinden içmesine, sporuna, dinlenmesine, müzik ve çeşitli aktiviteler yapmasına kadar birçok fonksiyonu ofis projemizde gerçekleştirdik.
Dolayısıyla daha verimli çalışmak adına bütün fonksiyonları bu projemize koyduk diyebiliriz. Şimdilik ben sözü Zeynep Hanım'a vereyim. Ben hemen. İsterseniz Plato Antplato projemizin özelliklerini tanıtsın. Daha sonra Hakan Bey'le daha teknik Gold Lead sertifikası hedefliyoruz. O anlamda bilgiler verebilir. Daha sonra da hani soru cevap olursa tamamlarız ve sizi fazla yormadan bitiririz. Teşekkür ederim. Ben hemen Antplato projesinin genel özelliklerinden biraz bahsedeyim size. Toplamda 25 kat ve 180 bağımsız birimden oluşan bir kule aslında. 7000 metrekare bir arsa alanı üzerinde toplam 35.000 metrekare inşaat alanından oluşuyor. 10.000 metrekare ölçüsünde modern cam giydirme cephesiyle ferah mekanlar ve aydınlık iç alanlar oluşturuyor. Tabii ki içerisinde otoparkları, arşiv alanları, sosyal alanları, bir özel en üst katta bir lounge'u ve onun içerisinde ortak toplantı alanları, fitness merkezi ve bir dinlenmek üzere, vakit geçirmek üzere bir genel bar lounge'dan oluşuyor. Özellikle burada projenin dikkat çeken özellikleri konumuyla başlanabilir. Her iki havaalanına da yani yeni yapılacak 3. havalimanı ile Atatürk Havalimanı'nın tam merkezinde bir konumda yer alıyor. Ki yeni cazibe merkezi olarak hatta bazen yeni masakatlı olarak bile anılabiliyor. Basın Ekspres yolu üzerinde. Basın Ekspres yolu üzerinde ise hemen komşu arsasındaki Marriott Courtyard International Otel'in yanında yükselecek. Önümüzdeki ay Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi inşaatına ve satışlarına başlamayı hedefliyoruz. Konum olarak bir yandan da şundan da bahsetmek gerekir. Planlanan raylı sistem hatlarıyla ki şu anda açıklanan hatlar üzerinden Halkalı-Kirazlı hattının hemen üzerinde yer alıyor proje. Hatta istasyonlarından iki tanesine, birine 200 metre, diğerine 300 metre uzaklıkta konumlanacak. Yani bir tanesi Fatih istasyonu, bir diğeri Mimar Sinan Caddesi istasyonu. Dolayısıyla yani bu da demek oluyor ki çok rahat bir şekilde İstanbul'un herhangi bir alanına, bu raylı sistem ağlarına kolaylıkla ulaşmak ve İstanbul'un herhangi bir yerine bu vesileyle dolaylı olarak ulaşmak mümkün oluyor. Çok kolaylıkla da Halkalı Aktarma Merkezi'ne erişilebiliyor. Takribi 3 kilometre mesafede. Oradan da ki Marmara Hayat'ta da şu anda mevcut da Kazlıçeşme'ye kadar geliyor. Ancak o Halkalı'ya kadar uzamasıyla diğer bütün sistemlere de erişim imkanı sunuyor. Bunun dışında yine bahsedildiği gibi bir yeşil bina tasarlıyoruz aslında. Ki bunu da en iyi sertifikasyonlarından bir tanesi Amerikan merkezli LEED üzerinden yapıyoruz. Ve biz bir LEED Gold adayıyız Antplato olarak. Hakan Bey çok daha fazla detayından zaten bahsedecek. Bunun dışında projenin genelinde dediğim gibi hatta Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi Residence Comfort'unda birçok hizmet sunulacak. Standart kat planlarında iki tip aslen ofis birimi bulunuyor. 80 ve 172 metrekarelik iki farklı birim. Fakat bunlar modüler sistem, esnek planlama sayesinde tek katta 1032 metrekareye kadar büyütülebiliyor. Her bağımsız birimin büyüklüğüne göre birer park yeri, birer de demeyeyim tabii ki küçüklerin birer, büyüklerin ikişer adet kapalı alanda araç park yerleri mevcut. Tabii ki artı misafirler için de araç park yerleri düşünülmüş durumda. Bunun dışında birimler, evet bir ofis projesi yapıyoruz ama aynı zamanda home office olarak da kullanmaya uygun. Keza içeride zaten bizde hizmet, yönetim olarak da tamamen ev konforunda hizmetler sağlıyoruz. Tabii ki ofis kullanımına yönelik birçok hizmet de olacak. İşte misafirler için vali hizmeti, IT desteği, bodrum katlarda arşiv alanları sunabiliyoruz. Onun dışında tabii ki günlük ihtiyaçlar için posta, kurye hizmetleri, ondan sonrasında kat hizmetleri ve sair gibi. Aslında genel itibariyle proje
bundan ibaret diyebiliriz. Tek belki öne çıkan bir başka özelliği de en üst katta bir Plato Executive Lounge isminde bir alan oluşturduk. Bu alanın içerisinde de sizin ofisinizin içerisinde, yani satın aldığınız veya dindiğiniz, kiraladığınız Ant Plato içerisindeki ofiste herhangi bir toplantı alanı ayrıyeten oluşturmanız şart değil. Tabii ki oluşturabilirsiniz ama şart değil. Dilerseniz bu alanda ortak toplantı alanlarından, ki teknolojik bütün altyapısı burada mevcut olacak, toplantılarınızı burada düzenleyebilirsiniz, telekonferans yapabilirsiniz, seminer düzenleyebilirsiniz diyebiliyoruz. Pardon. İki kişiden 150 kişiye kadar kapasitesi olan farklı büyüklükteki alanlarda, bu toplantı salonlarında her türlü ofis hizmeti sunuluyor olacak. Bunun dışında misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Gece geç vakitte trafiğe kalmak istemeye olabilir buradaki kullanıcılar, ki malum İstanbul trafiği belli bir saatte zirveye ulaşıyor. O zaman dilerseniz spor yapabilirsiniz, dilerseniz misafirlerinizi davet edip burada ağırlayabilirsiniz diyoruz. Şimdi çok daha teknik detaylardan da bahsetmek üzere sözü ben Mimari Ofis Müdürümüz Hakan Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben de öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Teknik detaylardan ziyade ben Ant Plato binamızın Lead Gold adaylığı üzerine kısa birkaç cümle söylemek istiyorum. Öncelikle neden yeşil bina? Biliyorsunuz dünyamız küresel ısınma, susuzluk, doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliği gibi birçok problemle mücadele ediyor. Bu mücadele sırasında içinde bulunduğumuz, yaşadığımız, kullandığımız binalar dünya üzerinde tüketilen enerjinin üçte birinden sorumlu. Bunu binaların oluşum süreçlerini daha da geriye tasarım aşamalarına kadar indirgersek daha da artacağını düşünüyorum. Üçte birden de daha fazla bir enerji tüketiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla yeşil binalar, dünya üzerindeki yeşil binaların enerji kullanımlarında örneğin %50'ye varan, atık düzenlemelerinde katı atık tasarrufunda %70'lere varan, karbondioksit salınımlarında işte %30-35'lere varan ciddi tasarruflar sağladığını biliyoruz yapılan çalışmalara göre. Dolayısıyla Antyapı gibi, bizim gibi göreceli büyük bina inşaatlar yapan ve nitelikli binalar ortaya çıkarma iddiasında olan firmaların bu konuya duyarsız kalmaları mümkün değil. Biz de sorumluluğumuzun bilincinde olarak inşa ettiğimiz, geliştirdiğimiz projelerde özellikle yurt içinde bu konuya herhangi bir sertifikasyon sistemine tabi olalım olmayalım dikkat ediyoruz. Bu önemli. Çünkü sertifikasyon sistemleri sonuçta bir düzen sağlıyor, fakat olmazsa olmaz değiller. Bunu da söylemek lazım. Biz Ant Plato projemiz için Amerika merkezli, Amerika Yeşil Binalar Konseyi diyelim, onun verdiği LEED sertifikasyon sistemini bu proje için kabul ettik ve amacımız LEED Gold almak. Belki bunu süreç içerisinde geliştirebiliriz. Yani önümüzü de kapatmıyoruz. LEED Gold adaylığı ne demek? Tasarım süreçlerinden başlayarak inşaat faaliyetlerini kapsayan, satın alma süreçlerinizi, kullandığınız malzemeleri, binanızda kullanacağınız malzemelere artı işletmeyi, yani tüm bir yaşam döngüsünü içine alacak şekilde bütün süreçleri sertifikasyon sistemlerinin düzenlediği ya da talep ettiği şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Burada şimdi Türkiye'de biraz işin gerisindeyiz. Fakat hızla son yıllarda sizlerin de takip ettiğinizi düşünüyorum. Sertifikasyon sistemlerine tabi olan ve sertifika almış, yeşil bina iddiasında olan ya da gerçekten yeşil bina olan, sertifikalarını almış binaların sayısı hızla artıyor. Ama bu nedir? Bütün Türkiye'de örneğin LEED almış, yanılmıyorsam 70 küsur bina var. Bunlar dahil bir 300 küsür bina işte takip ediliyor, süreçler devam ediyor. Alacaklar, alamayacaklar ayrı konu. Neden bunları söylüyorum? Bu süreçler içerisinde bizim
belli standartlarımız artık zaten olmazsa olmazlarımız oldu. Yani sertifika alalım almayalım. Örneğin enerjiyi verimli kullanmak. Nedir? Bir iki küçük örnekle şey yapıyorum. Bunlar aynı zamanda Antpluto'da tabii ki olan şeyler, bahsettiğim şeyler. İşte kullandığınız aydınlatma sistemlerinin enerji tasarruflu örneğin LED sistemleri olması. Enerjide müthiş bir tasarruf sağlıyorsunuz klasik sistemlere göre. Sensörlü aydınlatmalar kullanıyorsunuz gereksiz enerji sarfiyatı olmasın diye. Ya da havalandırma yapacaksınız. Yani mekandaki havayı, kirli havayı alıp atacaksınız, yerine taze hava alacaksınız. Bunu yaparken sadece bunu yapan sistemleri ısı geri kazanımlı cihazlar seçerek yaparsanız içeride ısıttığınız yani ısıtmak için enerji harcadığınız havayı dışarı atarken dışarıdan aldığınız örneğin kışınsa soğuk havayı bir nebze ısıtmak için kullanabiliyorsunuz. Bu o havayı ısıtarak içeri vermek için kullandığınız enerjinin örneğin yarısını içeriden dışarı attığınız havayı kullanarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla ciddi bir enerji tasarrufu sağlıyorsunuz. Antpluto'da bu sistemler kurgulanıyor. Bunlar mevcut olacak. Mehmet Bey'in aktardığı örneklere bir destek yapmak istiyorum. Yeşil bina ile ilgili. Bütün çalışmalar yurt dışında tabii özellikle bunlar. Yapılan çalışmalar göstermiş ki yeşil binalarda yaşayan insanlar, çalışan insanlar kendilerini daha sağlıklı, daha mutlu hissediyorlar. Ve bu örneğin böyle iş merkezlerinde iş performansını da ciddi oranda arttırıyor. Yani mutlu çalışan. Tabii ki diğer desteklerle işte sunulan hizmetler, konsiyerj hizmetleri ve diğer şeylerle bütünleştiği zaman bu Antpluto'nun çok daha performans yüksek bir çalışma ortamı yaratmasına katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Önemli bir özellik. Nedir? Çalışan insanlar temiz bir ortamda çalışıyor. Kullanılan malzemeler onların sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşatmayacak ürünlerden seçiliyor gibi. Burada dediğim gibi belli standartları bir kenara koyarsak Antpluto'da ne olabilir? Yeşil bina özelliğini biraz daha hani inovatif şekilde ortaya çıkaracak. Bizi hani Antpluto'yu biraz daha farklı örnek gösterilebilecek şey yapılabilir diye düşündüğümüzde birkaç konu var. Onun dışındakiler dediğim gibi standart şeyler. Örneğin cam cepheden bahsettik. Evet. Çünkü çalışanların doğal ışığa, gün ışığına ihtiyacı var. Yani hiç kimse herhalde dışarıyı göremediği, gökyüzünü göremediği bir ortamda çalışmak istemez. Dolayısıyla ciddi bir buna göre bir kurgu yapılmış durumda ve seçeceğimiz camların cephemizin performansı ısı ve güneş performansı açısından yüksek olmasına rağmen oldukça şeffaf bir cephe tasarlayacağız. Enerji modellemelerimizle buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında hibrit araçlar ve elektrikli araçlar için ciddi teşvikler yapmayı planlıyoruz. Örneğin hibrit araç ve elektrik araç kullanan ofis çalışanlarının ofiste araçlarını şarj edebilmeleri için ya da avantajlı otoparklara sahip olabilmeleri için düzenlemeler yapıyoruz. Bunun dışında gene ofis çalışanlarının araç paylaşımına teşvik etmek için gene avantajlı araç yerleri kurguluyoruz, ayırıyoruz. Yani işte aynı yerlerden aynı ofise gelen insanların kendileri ayrı özel araçlarında tek tek seyahat etmeleri yerine beraber kullanın, beraber gelin. Hem yani trafikteki araç sayısı azalmış olur. Biz de size avantajlı yerler sunalım. Böyle bir teşvik düşünülüyor. Bunu programlıyoruz, planlıyoruz. Son olarak sürdürülebilir işletme çok önemli. Bu projede de yani biz yaptığımız binayı teslim ettikten sonra o binanın yaşam döngüsü içerisinde o binayı işleten işletmecinin sürdürülebilirlik vurgusuna devam edebileceği bir yapı teslim ediyoruz. Bunu geliştirecek altyapıyı da ona sunuyoruz. İşletme olarak bir diğer avantajlı konusu ne olacak Antpluto'nun? Green leasing, yeşil kiralama olayını bu projenin konseptine dahil etmek istiyoruz. Bu nedir? Siz her şeyi çok iyi yaptınız. Fakat öyle bir kiracı geldi ki yani binanın bütün konsepti ve şeyine aykırı davranıyor. Bunun önüne geçebilmek için adına bu tabii hani belli hukuki şeylerde zorunluluklar ya da zorlayıcılıklar
tabii ki olmadan yönetim planıyla, kullanıcı kitapçıklarıyla, yaşam kurallarıyla kiralayacak kişilerin, kullanacak kullanıcıların binanın yeşil özelliklerine vurgu yapacak. Örneğin diyeceğiz ki dekorasyonunuzda evet şelenkor yapıyoruz, kendiniz yapabilirsiniz ama kullandığınız aydınlatma sisteminin %70'inin LED sistemi olması zorunluluğu var. Bu şartlarla dekorasyon yapabilirsiniz. Ya da bizden talep edilen sistemlerde biz bunlara dikkat edeceğiz. Bunun gibi kullandığınız sistemler, cihazlarla ilgili ya da çöplerinizi ayrıştırmak zorundasınız. Yani bize çöplerinizi, biz geri kalanını yapıyoruz. Yeter ki siz bize ayrıştırarak verin çöplerinizi. Biz bu çöpleri gerekli sistemi kurduk. Bu sistemle uygun şekilde belediyeye ya da bunları geri dönüştürecek olan firmalara teslim edeceğiz. Bu döngüyü kurabilirsek işletmeyle birlikte, işte o zaman gerçek anlamda, yani işin LEED Gold adaylığının dışında bunları gerçekleştirebileceğimizi ve gerçek anlamda bir yeşil bina yapacağımızı ümit ediyoruz ve bütün çalışmamız da bu yolda. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben de birkaç eklenti yapayım isterseniz. Hakan Bey hani hedeflediğimiz profili açıkladı. Yani biz residence projelerinde iddialı olduğumuz biliyorsunuz IQ'su yüksek bir profil hedefliyoruz. Hani burada dediğiniz işte komşuluk, kastettiğimiz komşuluk ilişkileri iyi olan, birbirleriyle iyi geçinen eski mahallelerimizdeki gibi işte kapıyı açıp çay şeker istenebilen güzel ortamlar ve güzel komşular, birbirle benzer işte sosyal ekonomik yaş, meslek gibi bir takım kriterleri de içine alan bir ortak payda da oluşturmayı hedefliyorduk. Burada da benzer bu yeşil bina başlığının altında böyle de bir hedef var. Yani uyumlu bir ofis çalışanı, ofis sahipleri profili yaratmak istiyoruz. Mutlu çalışanlar yanında tabii mutlu patronlar da olması gerekiyor. Mutlu patronlar mutlu olmazsa çalışan da mutlu. Çalışanlar mutlu olmazsa patron mutlu olmaz. Bu anlamda tabii aidatları en uygun şekilde tutmayı hedefliyoruz. Yani bütün bağımsız bölümler kendi içinde kendinin kontrolünü yapabilecek şekilde ısıtma soğutma yapabilecek. Buradaki hedeflediğimiz açıkçası profilde Avrupa yakasında küçük ve orta boy işletmeler, organize sanayi bölgeleri var. Orada çok iyi bir yerlere gelmiş firmalarımız var ama artık bulundukları yerlerden ofis anlamında mutlu değiller. En azından atölyeleri, fabrikaları orada kalabilir ama ofis anlamında daha böyle şerefiyeli, işte havalimanına çok yakın ve çok iyi bir şekilde ağırlayabilecekleri bir ortamlar istiyorlar. O anlamda böyle bir profil. Artı işte Anadolu kaplanları dediğimiz Anadolu'dan gelen birçok başarılı iş adamlarımız var. Bütün tesisleri, fabrikaları, atölyeleri Anadolu'da ama burada da böyle bir ofise ihtiyaçları oluyor. Yani bir artı özelliğimiz de teknik detay olarak yükseltilmiş döşeme ve asma tavan ile istediğiniz şekilde dizayn etme imkanı var ofisleri. Yani isterseniz ofisin ortak alandaki tuvaletlerin dışında, mutfakların dışında ofislerin içine de elektrik mekanik tesisatı döşeyebiliyoruz. İstediğiniz yerde isterseniz bir home şeklinde, home office şeklinde de yapabilecek, banyo, mutfak bile koyabileceğiniz şekilde dizayn ettik. Bu da çok önemli bir özellik. Açıkçası burada şimdi konuşurken aklıma geldi. Mesela Kayserili iş adamları bu konuda çok meşhurdur biliyorsunuz. Biz daha önce, yıllar önce iş yaptığımız Kayserili iş adamı vardı. Daha çok böyle ahşap işleri yapan, mutfak, banyo, kapı vesaire alıp şey yapardık. Sabah karşılardık şeyden, işte Harem otogarından. İşte işini yapar, döner. Sonra ya merak ettik, dedik ya sen artık bu kadar bir yere gelmiş bir patronsun, yani niye uçakla gelip işte burada kalıp bu kadar yorgunluğa değer mi? Ya derdi Mehmetciğim bak, bir uçağa bindin mi işte 200 lira para gittin yani. Bir de 200 lira otele para vereceksin, eder 400 lira. Ben iki işi 50 lirayla hallediyorum. Yani.
Ya neredeyse %10 bedelini hallediyorlar. İşte Anadolu İnsanı Zekası ve Kaiser'in ekonomik çalışma, verimli çalışma adına bir takım örnekler. Hatta yine hani ismini vermeyeyim ama bir üç büyüklerden biri diyelim Kayseri'nin. Bir gün Ankara'ya gidecekmiş. Arkadaşlar anlatıyor. İşte arkadaşlarla konuşuyormuş. Ya şimdi Ankara'ya gideceğim tek başıma da canım da sıkılıyor. Nasıl gideceğim falan derken yanında böyle 130 kiloluk bir arkadaşı varmış. Ya olur mu ben seni yalnız bırakmam. Tamam seninle gelirim demiş. Sonra demiş ya belki giderim belki gitmem. Sonra konuşuruz falan demiş. O gittikten sonra demiş ki ya şimdi onu alsam kilometrede 1 lira fazla benzin yakacak. Yani bunları düşünen evet yani sahiden zeki işte ekonomik düşünen verimli çalışmak adına bir takım işler yapan Anadolu kaptanlarımız var. Onlara yönelik de böyle bir proje gerçekleştirdik diyebiliriz. Yani her anlamda hem sağlıklı çalışma hem de ekonomik çalışma adına. Bir tane daha anlatayım. O dediğimiz arkadaş hani şeyle gelen fuara gelmişti. Ondan sonra işte ya beni alır mısınız? İşte tabii fuar bir hafta falan sürdüğü için mecbur otelde kalıyor falan. İşte alıyoruz, gönderiyoruz, getiriyoruz bir yerlere gidiyor geliyor. Bir gün yine arkadaşla oturuyorlarmış şeyde fuarda. Anons yapılmış. İşte 38 AC bilmem ne fiyakalı aracınız lütfen bilmem başına gidin. Aman dedim benim arabam. Ya dedik sen arabası gelmişti. Yani devamlı biz alıyoruz şey yapıyoruz. Yani öyle de bir yakalanması oldu. Mert arabayla gelmiş. Hani biz arabayla alıyoruz götürüyoruz götürüyoruz. Onun plakası bahsedilince koydu. Hala ya. Çalışıyorsunuz. Efendim? Hala çalışıyorsunuz. Vallahi çalışıyorlar hala. Biz de bazı projelerde alışveriş yapıyoruz. Yani burada Anadolu zekasını da vurgulamak istedim. Ve ekonomik çalışmanın önemine. Evet şu an açıkçası talep toplama adına hani öncelikle sizlere tanıtıyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz bizim portföyümüze. Önümüzdeki aydan itibariyle. Evet. Talep toplama ve satış anlamında. Zaten. Valla lansman için açıkçası fiyat anlamında 4500 TL'den ilk çıkış lansman fiyatlarımız 4500 TL'den başlıyor ki o bölge için iddialı olduğunu araştırmalarımızdan düşündüğümüz bir proje. Artı sahibimiz yanındaki Courtyard Marriott Oteli'nin sahipleri. Bu arada tabii o otelle de birlikte bir sinerji sağlanacak otelin imkanları vesaireden. Dolayısıyla 4500 TL, %25 peşin, işte 3 yıl bize borçlanma ya da konut kredisi veya işte ticari kredi kullanma imkanları verebileceğiz. 24 ayda da teslim hedefliyoruz. Mesela 80 metrekare olan 300 küsur seviyelerinde ki bu dediğim fiyattan da hani peşin iskontosu falan yapıyor. ...80 metrekare ile 172 metre. Tabii kat bazında da 1000 metrekareye kadar ulaşan şey alabiliyorsunuz, birim alabiliyorsunuz. Bunun yanında bir profesyonel firmalar var biliyorsunuz. Ofis kiralama yapan, profesyonel anlamda bir kat veya iki kat, onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Bir kat, iki kat kiralama hizmeti verecek şekilde alıyorlar. İsterseniz saatlik, isterseniz haftalık, isterseniz aylık, yıllık kiralamalar yapıyorlar. Ve siz geldiğinizde özellikle şehir dışında çalışanlar, yabancılar veya yeni firma kurmuşlar için her türlü biliyorsunuz profesyonel ofis hizmeti veriyorlar. İşte valesinden sekreterine, işte toplantı odasına kadar. Yani telefon açıp sizin firmanız adına her türlü görüşmeyi yapıp randevuları alabiliyor, organize edebiliyor. Böyle de bir organizasyon alt tarafta kurmayı hedefliyoruz. Öyle de bir firmalarla görüşüyoruz. Şu an ismin tam netleşmediği için bahsetmiyoruz. $3 hedefliyoruz metrekare başına aidatı. Ama tabii ısıtma, soğutma kendilerine ait olacak şekilde. Vale hizmeti dışında da yaklaşık 100
30 tane fazla otopark alanımız da var. Yani hem çalışanlar hem misafirler vesaire için. Burada neden kiralamayı tercih ettiniz? Yani elde tutmayı tercih ettiniz, satmak. Ama dediğim gibi ya biz yabancı olduğumuz bir pazar, ofis piyasası. O anlamda da bir takım danışman arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir takım katları ayırmayı düşünüyoruz açıkçası o anlamda da. Hani şöyle diyebilirim, yarısını satıp yarısını da işletme adına. Biliyorsunuz bu arada tekrar hani bilmeyen arkadaşlarımız için biz Antep olarak hani inşaatçılar biliyorsunuz ya enerjiye girer ya turizme girer gibi bir klasik vardır. Biz turizm alanını seçtik. İşte Antil'in 40. katından yukarısını Fraser Place diye Singapurlu bir firmayla anlaştık ve orada servis apartmanı şeklinde kiralamalar yapıyoruz. Çok başarılı bir şekilde yürüyor. Yani 1+1, 2+1 dairelerden oluşan her türlü otel hizmetinin verildiği bir konsept. Onun dışında bulunduğumuz 195 odalı ve birçok toplantı salonu ve aktiviteleri olan bu Radisson Blu Oteli'ni gerçekleştirdik. Bu Ataşehir Finans Merkezi'nde. Buradan da çok memnunuz ve gittikçe de artan bir taleple doluluk oranları %80'lere varan şekilde yıllık ortalamada devam ediyor. Bir de biliyorsunuz Port Alaçatı projesi gerçekleştirmiştik Alaçatı'da, Çeşme'de. Orada bir butik Antmare otelimiz var. Onun dışında da birkaç yeni otel projesi de gerçekleştirme adına çalışıyoruz. Aynı zamanda dediğiniz gibi bu pazarı iyi tanıdıktan sonra ofis projeleri de gerçekleştirmek istiyoruz. Birkaç tane yer var aklımızda. Benzer okul, hastane gibi de bir takım yatırım projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz bu projelerin peşine. Basın ekstresi daha çok otel tarafından düşünüyorum. Niye orada otel yapısını bence orada ofis pazarı adına fizibilite artık tersine dönmeye başladı. Pozitiften negatife dönmeye başladı. Yani açıkçası çok doğru fizibiliteler olduğuna inanmıyorum. Otel projelerinin yani şu an bulunduğumuz noktada yürüyerek 3 tane otel var. Yani 50 metre, 100 metre aralığında 3 tane sırf orada. Dolayısıyla zaten bu oteli yaptıktan sonra biraz durduk. Çünkü fizibilitesiz veya doğru fizibiliteyle yapılmayan bir takım yatırımlar olduğunu görüyoruz. Yani o anlamda biz fizibilitemizi ofis yönüne kaydırdık. Okul olabilir, hastane olabilir gibi biraz ona kaydırdık. Peki Mehmet Bey, piyasada şimdi daha önce de nitelik projeler yaptınız. Şu anda da ofis projeniz var. Villa tarzı az katlı var. Bir de Antasya var. Yani farklı segmentlerde aslında evet. Piyasanın nabzını kokluyorsunuz. Evet. Yani birkaç yıl önce daha iyi gibiydi deniyor piyasa. Böyle kıyaslama yaparsak şu an nasıl bir tablo çıkar karşımıza? Valla tabii çok geriye doğru gidersek eski primler kalmadı. Yani Ataşehir'de yaptığımız projeler %300'lere dolar bazında prim yapmış vaziyette. Ümraniye bölgesi hakeza öyle. Bunun tek sebebi, en büyük sebebi tabii ki arsa fiyatlarının çok yükselmesi. Özellikle merkezi bölgelerde kat karşılığı oranları veya arsa satın almalarının bedellerinin çok yüksek olması. Açıkçası yani şu an inşaatçı arkadaşlar işte %5, %10 bir kar hedefleyerek işler yapıyorlar. Piyasadaki fiyatların yükseldiğinin eleştirisi var. Ama buradaki müsebbip inşaat firmaları değil, arsa kaynaklı, arsa üretilememesinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu süreçte tabii biz Rivas'ından işte Beaumont içine kadar hani çeşitli lokasyonlarda işler yaptık. Merkezi bölgeler hiçbir zaman değer kaybetmiyor. Devamlı üstüne koyuyor. Ama hani en primsiz dediğimiz proje bile %50'den aşağı prim yapmıyor. Dolayısıyla Türk insanı için bence yine hala en doğru yatırım gayrimenkul yatırımı. Yani bankaların %10 faiz verdiği diyelim bir ortamda %50'lerin üstü artı işte prim artı kira getirileri Türk insanı için
daha doğru bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. O anlamda da satışlarımız devam ediyor. Bir diğer gerçek tabii deprem gerçeği. O anlamda da hala konut açığı olduğunu kesin. Sadece alıcı ile satıcı doğru fiyatla buluşamama sorunu var. Bahsettiğim arsadan kaynaklı fiyatların yüksekliğinden dolayı. O anlamda da açıkçası yani çeperlere gittiğinizde bile artık %50'ler konuşuluyor. O anlamda arsa üretiminin geliştirilmesi, işte kentsel dönüşüm projelerinin yerel yönetimler eliyle özel sektör işbirliğiyle uygun hale getirilmesi gerekiyor. O işini iyi bilenler için. Bilmeyenler tersine gidiyor. Yani bayağı bir sıkıntı da olan da var tabii. Valla ben açıkçası merkezi bölgelerde %50'den aşağı olacağını tahmin etmiyorum ki önümüzde yine bir seçim sürecine giriyoruz biliyorsunuz. Yani o inşallah siyaset ekonominin çok önüne geçmez. Sakin giderse 2015'in ikinci yarısından itibaren her şeyin daha iyi olacağını, hem satışların hem prim oranlarının daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. İşte büyüme hızlarının yakalanmasıyla da ilgili, tabii ekonominin girişiyle de ilgili. Önümüzdeki, yani sahiden çok ciddi bir açık olduğunu hissediyoruz. Sadece fiyatlarda yani sıkıntının sebebi, hani doğru fizibilite yapılmadan sunulan projelerde sıkıntı olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi satış sıkıntısı şeyden kaynaklı işte. Yani doğru fizibilite yapılmayıp pahalı arsalar geliştirilip beklentiler üzerinde satamayınca tabii bir takım sıkıntılar da oluyor. Ki burada da yine aynı eleştiri yapacağım. Hani sektörünün yıllarını vermiş firmalarda açıkçası çok büyük bir sıkıntı yok ama sektöre sonradan girmiş açıkçası işte toptancısı, gıdacısı, tekstilcisi, kuyumcusu yani birçok firma sektörümüze girdi. Onlar bir takım danışmanlarla bir takım fizibilitelerle yola çıktılar. Oralarda sıkıntı olduğunu bugüne kadar gördük. Bundan sonra da olacaksa da o tür sıkıntılar olabileceğini düşünüyoruz ama onun dışında tecrübeli firmalarda çok büyük bir sıkıntı olduğunu söyleyemeyiz. Evet, sektöre girenler öyle giriyor ama yani şu anki arsa fiyatlarıyla onu yakalamak çok zor. Yani gerek inşaat maliyetlerinin artışı, gerek arsa fiyatlarının artışı ve insanların alım gücü üst üste koyduğunuzda %10'u çok başarılı olan firmalar o şeyi yakalayabiliyor. Bir de şu var tabii, hani daha fazla kar eden dediğimizde açıkçası işte kendi fabrikaları, atölyeleri, arsaları olan daha önceden işte merkezi yerlerde kalmış sanayicilerin arsa değerleri çok düşük veya hatta sıfır olduğu için onların öyle bir avantajı var. Kendi arsaları üzerine bir takım kendi yaparsın. Evet, ama efendim? Valla onun hikayesini tekrar anlatayım. Atıyorum mesela Antrium projemiz bizim. İşte o tarihte metrekaresini $300 almıştık. Satın aldık. Hemen tabii biliyorsunuz inşaatçıyız. Hemen imar izin falan yapıp başladık. Yarısını sattık tabii. Gabalar devam ediyor. Arkasında şu an TEB'in bulunduğu arazi var. TMSF'den satıldı. Yaklaşık bir yıl sonra 2100 TL, tam 7 misli arsa pahalı satıldı. Sonra oturduk baktık hesapladık, dedik ki ya biz işte yapıyoruz ediyoruz falan filan. Sonra elimizde kar diye gördüğümüz parayla yanındaki o arsayı, bir arsayı alamıyorsunuz bir daha. Hani esnaf der ya, satıyorum bir daha yerine koyamıyorum. Dolayısıyla oradaki şu an açıkçası atıyorum 300 bin dolara sattığımız ev şu an 1 milyon dolara satılıyor. Gözümüz yok, güle güle otursunlar ama sahiden konu arsa. Yani dediğiniz gibi oturup bir yerlerde tatil yapıp sonra gelip o arsayı şu an satsaydık, kat karşılığı verseydik çok daha fazla kazanırdık. Ama bizim işimiz bu.
İşimizi seviyoruz, istihdam yaratıyoruz, ekonomiye bir katkımız olduğuna inanıyoruz. Ne deseniz gene o zaman onu diyorsunuz ama niye ki hala yapıyorsunuz? İşimiz bu. Seviyoruz. Yani uzun vadede sürdürülebilirlik adına firmaların devam etmesine inanıyoruz. Dediğim gibi çok önemli bir şey. Sahiden çok inanılmaz bir nesil geliyor. Yani her yıl işte milyonlarca işte üniversiteye giriyor, mezun oluyor. Dediğim gibi %6-7 artış var istihdamı adına. Bunlara iş sahası gerekiyor. Herkes gibi biz de sorumlu davranıyoruz diyeyim. O anlamda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Rica ederim, teşekkür ederim. Yani özellikle teşekkür ederim. Yani faydalı sorular. Ya İstanbul çok enteresan. Çok enteresan bir gelişim kaydediyor. Özellikle gayrimenkul pazarında. Biz Ataşehir'de ilk binaları yaptığımızda şeyde oturanlar, işte Erenköy, Bağdat Caddesi, şeyde yani senede işte 99-2000. Aa, burası şehir dışı, burada oturulur mu? İlk site konseptlerini yapıyorduk. Emlak Bankası bir binaları vardı falan işte yollar, hatta Kozyatağı bile şey deniyordu. Valla 2-3 yıl içinde yani acayip değişti. Acayip, hatta biliyorsunuz bu girişteki şuralar hep Çingene Mahallesi denildi. Şu an işte oteller, ofisler, işte restoranlar, kafeler, her türlü fonksiyon gelişti. Hakeza Ümraniye'ye gittiğimizde de yani ilk sene gittik. Ya dedik burası falan dedik. Almadık. Bir yer vardı, oraya almadık. Sonra döndük. İkinci, Ataşehir'de yine bir başka bir projeye başladık. Mavi Su Residence diye. Bir yıl sonra gittik. Ya burası aslında çok merkez işte. Birinci köprünün ortası, ikinci köprünün ortası falan. Niye olmasın? İşte dediğim gibi biz başladık. İnşaat yapana kadar arsa fiyatları uçtu gitti. Şimdi en büyük avantaj ne oluyor? Tabii ki fiyat avantajı. Yani şu an artık yani maslak, yeni maslak dememizdeki şey yok. Yani şu an oralarda fiyatlar 10.000 TL iken biz işte 4.500 TL'lerde çıkıyoruz. Bir kere en büyük avantajı fiyat oluyor. Onun dışında A sınıfı ofis piyasasında ben yeterli doğru projeler üretildiğine inanmıyorum. Açıkçası biz yani yurt dışında da proje yapmamızın artılarını buralarda kullanıyoruz. Yani yurt dışında iş yapmanın çok büyük artısı oluyor. Çünkü birçok yeni malzeme tanıyorsunuz, teknoloji tanıyorsunuz, teknik tanıyorsunuz gibi. Hani biz orada Zaha Hadid'den işte SOYM'ne kadar birçok marka olmuş mimarların projelerini gerçekleştiriyoruz. O anlamda burada bir anlamda önderlik yaptığımıza inanıyoruz ki açıkçası hani bu ara sizin lansmanı yapılan firmaların yani %90'ı, 99'u diyebilirim. Lokal firmalar, hani biz arkadaşlarımıza eski firmalar hep tavsiye ediyoruz ama onlar açıkçası burada çok yoğunlar.
çok da gerek duymuyorlar ama hani yedeklemek adına çok faydalı olduğuna, işte ufkunuzun genişlemesi adına çok faydalı olduğuna inanıyoruz, tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi onlar burada çok yoğun. Biz de orada çok yoğun olduğumuz için açıkçası hani dediğim gibi başka bir ülkelere başka ya çok talepler geliyor bize, hani dünyanın işte Avrupa'nın en yüksek kulelerini yapmak yapan bir firma olmak kolay işler değil yani, dolayısıyla takdir görüyoruz ve talep görüyoruz ama işte şirket yapısı olarak da hani gitmediğin şantiye senin değildir, hani her yere oraya buraya git, birçok projeye gir, biz o anlamda sadece bildiğimiz pazarlarda büyük işler, yani demin söylediğim gibi hani biz işte şeydeki yurt dışında 3 milyar dolar seviyelerinde, burada 500 milyon dolar seviyelerinde öyle bir oranla iş yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de açıkçası kazandığımız paraları getirip arsa geliştirip proje üretmeye yolunu seçtik. Demin dediğiniz gibi hani çok ihale Türkiye'de, yurt dışında da açıkçası çok ihale işimiz yok bizim, yani devlet işimiz yok. Genellikle işte Rus oligarkların geliştirdiği projelerde işler yapıyoruz. Yani biz bir iş alıyoruz, ondan sonra devamı geliyor. Bir işverenle 10 tane iş yapıyorsunuz veya başka işverenle 2-3 tane iş yapıyorsunuz. Hatta öyle bir güven oluştu. Hiç avans mektubu vermeden avanslar alıyoruz. Dolayısıyla çok ihale sisteminde, yurt dışında yaptıklarımızda ihale sistemi sayılmaz. Dolayısıyla yurt içinde de biz bu tarzı seçtik. Yani konsept projeler üretmeyi, yani öyle binli, 2000'li, 3000'li hani İlküsü yüksek konutlar diyorsunuz. İşte yani 2000-3000 konutta ben işte çok seçici oluyorum falan demek çok gerçekçi değil. O anlamda bu yolu seçtik açıkçası. Bu anlamda devam ediyoruz. Dediğim gibi biz Basın Express yoluna çok güveniyoruz. Yani yeni yapılan yatırımlar, gerçi siz basın çıktı oradan Express kaldı. Dolayısıyla oranın da yeni bir merkez olacağını, yani mesela bizim Ümraniye bölgesi. Kimsenin aklına gelmedi değil mi ya? Ben yani 6-7 yıl önce geldik, aa yok ya burası. 6-7 yıl çok değil. Biliyoruz. Yani. Bir Carrefour vardı, o gördünüz. Bankalar, sigorta firmaları, işte ilaç firmaları vesaire, ofisler, hiçbir şey yok. Yani 3-5 yılda bir anda şey değişebiliyor. Ümraniye şu an bence Ateşehir'le yarışır bir bölge haline geldi. O anlamda da Basın Express yolunun o dediğiniz dere biliyorsunuz hepsi ıslah edildi. Yeni imarlar çıkarıldı. Yolun şeyin üzerindeki bir takım binalar yıkıldı ve hatta Ayamama Deresi'nde şu an turizm, yani teknelerin, kayıkların gezebileceği bir proje hazırlanıyor. Bir de tabii bu yeni yapılan altyapı çalışmaları, yani metro çalışmaları bölgeleri bir anda olduktan sonra müthiş değer katıyor. Yani şu an bizim işte 200-300 metre aralığında iki tane istasyonun tam ortasında olan bir proje olacak. Artık yani hepimiz biz hepimiz metroları kullanacağız. İnşallah bu trafik sorunlarından da kurtulacağız. Tabii. Şu an açıkçası ofis, otel adına Ataşehir'in civarında bir arsamız var diyeyim. Orada yani okul olabilir, ofis olabilir, otel olabilir gibi şeklinde bir geliştireceğimiz bir yer var. Yine bizim Ümraniye bölgesinde geliştireceğimiz, görüştüğümüz arsalar var, satın aldığımız demeyeyim. Aynı şekilde de işte çok güvendiğimiz, biliyorsunuz orada ilk proje yaptık, Riva bölgesinde geliştirmeyi düşündüğümüz alçak katlı bina projeleri var. Ki orada biliyorsunuz 3. çevre yolu önümüzdeki yıl ve yeni köprüyle beraber o bölgelerde çok değerlenecek. Teşekkür ederim. Ben bir şey sorayım. Evet. Şimdi LEED sertifikalı bir binada böyle bir sertifikayı almak binada nasıl bir maliyet size getiriyor? Yani birin başı maliyeti nedir? Sertifikasız binaya göre. İkinci sorum da böyle bir sertifikayı almak, gold sertifikası almak inşaat kurumuna nasıl bir avantaj sağlıyor?
Evet, ben genel olarak toparlayayım, sonra da Hakan Bey tamamlayabilir. Açıkçası bu sertifikayı almak şeyden başlıyor. Ya yani şu an temele başlayacağız, orada.